Çok sevgili YouTube izleyicilerim, hepiniz hoş geldiniz. Şu an Resident Evil 8'in 10. bölümüyle karşınızdayım. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Keyif alıyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Evet. Devam edelim. 26 mermi verdi. O zaman kıracağımız bir şeyler var herhalde. Çocuklar başka bir şey değiliz. Ha, öyle gözüküyordunuz, evet. Burası sıkıntılı bir yere benziyor. Oğlum buralar çok daha. Aile içinde yaşadıkların gerçekten sıkıntı değil. Mermi alınca illa savaşacaksın. Evet evet, yazılı bir kural, yazılı olmayan bir kural bu. Bunda mermimiz yok. Bu mermim, bunun mermisi olmaması çok kötü. Benim burayı patlatacak şeyim yok ki artık. Ya patlatmak istiyorum, ben de istiyorum ama. Bu arada bunda mermiyi nasıl değişiyoruz acaba? F'ye basıyor. F'ye basıyorum ama mermi değişmiyor. Bunun diğer mermisini kullanamıyorum. Mine koyup ateş edebilir miyiz? Deneyelim. Çünkü şunun içinde bir şeyler var. Girebiliyormuşuz acaba. İyi, 200 IQ hareketli. Tamam, zaten kristal varmış. Bu ne? Anladım abi. Burası da şeyin yuvası mı? Şunu bir toplayalım. Buharı patlatacağız sanırım. Aynen, o kırmızı ara vuracağım. Daha güzel bir açı bulalım ya. Bu ne ya? Bu ikili abi. Oha, iki tane. Ben şuradan atlasam ne olur? Atlayamıyorum. Atlayamıyorum. Kaçayım diyeceğim ama bunlar zaten uçuyor ki. Aldık. Otobotlar geldi, harbiden öyle. O ne? Lazer tuttu üstüne. Bir tane mi kaldı orada? Onu da vurup öyle kaçalım ya. Öldüm mü? Hayır, ölmedim. Ayakta da değilim. Şunu hemen bir şey üretelim. Aldık yemeyelim ben lan. Bunu görüş açım var mı? Var. Aa Yaşar, doğru be. Korunma muhabbeti vardı. Aklıma gelmiyor. Vallahi unutuyorum onu. Bunlara baksana, bizi nasıl keser var ya bu. Ben onlarla savaşamam çünkü savaşacak mermim yok, bir şeyim yok. Ya ben Hasenberg'le nasıl savaşacağım bile bilmiyorum şu an. Umarım sinematikle savaşırız. Fabrika üst katlar. Peki, soldat geliştirmenin soldat jet. Senin aklına koydu. senin inanılmaz bir gücün var. Çünkü öyle bir şeyler diyordu o video. Böyle bir şey diye test. Uçamıyor ancak geri azıları aç. Uzun süre uçamıyor. Gazileri açabiliyorlar. Gövde parçalarını koymak için sonra.
Normal ateşli silahlar hazır mısın? Asik. Benim ama işte şöyle bir sıkıntı var. Gücün ve sevgin de var, evet. Arkadaşlar bu gelenlere normal mermi işlemiyormuş. Patlayıcı şeyler işliyor. Ama bizim de patlayıcı şeyimiz yok. Sadece gel bir Miranda'ya gelelim, sorusu yensin ya mal mı? Ya Miranda'nın gücü muhtemelen buna göre çok daha fazladır ya. Orduyla yapabileceği bir şey değil bu. Bunlarla yapabileceği bir şey değil. Bunlar ancak beyin üstünde işe yarar. O da çok yaramıyor zaten. Nereye gideceğim? Ha şey. Bunları öldürelim de. Evet. Şimdi burada kaldık mı? Yoksa merdiven falan bir şey var mı? Ölümsüz mü bilmiyorum. Bu keçiler oyunun başında Luzia Ana mı ne birinin koruması muhabbeti vardı galiba. Bunları her kimi yok ederse daha kötü şeyler başına gelecek gibi bir muhabbet vardı. Ben de hepsini yok ettim bu arada. Ben de hepsini yok ettim gördüm. Yani zor düşünsene böyle easter egg gibi zorluğu arttırıyor her yok ettiğinde falan. Yani şuna düşünsene, şuna tutunarak aşağıya sarkıyorsun diyecektim, dışa doğru açılmıyormuş. Ya yani dışa doğru açılsaydı sıkıntıydı. Şu an burada ne var, bir şey var. Ondan sonra hemen kullanalım. Yaşar öyle bir muhabbet vardı. Yakınlar mısın? O zaman bizim acilen bunu yok etmemiz lazım. Rose'u kullanacağım diyor. Lan çocuğumla mı benim? Poor Papa. Çocuğun gücünü göremeyen bir tek sensin diyor. Dene bakalım da bir anamız. Oğlum biz neredeyiz? Baba. Ha biz şu an kat değiştiriyoruz her seferinde ve Dük'ü de yanımıza çağırıyoruz. Evet evet, Dük'ü de yanımıza çağırıyoruz. Anahtar kalıbı orada. Biz anahtar kalıbını yapacağımız şeyi aldık ama nerede yapacağız acaba? Ha bunu şimdi kullanabiliyoruz. Ama önce bir kaydedelim buraya. Hatta şuradan da bir şeyler alalım. Envanterde yer açma falan alabiliyoruz da şunu alalım. Parayı kullanabileceğim bir şey yok. Şunu öğrenelim. Bir dakika. Patlayıcı mermi ulaşmıyoruz. Patlayıcıyı da öğrenelim. Mermi satmıyor artık. Biz herhangi bir şey bulamadık. Bir şey satmıyor bize. Burayı kullanalım. Şimdi gidip kapı anahtarını yapacağız. Tekrar gelip buradan buraya çıkacağız ve şuradaki kapıyı açıp dışarı çıkacağız gibi gözüküyor. Ve saldırabileceğim sadece bıçağım var resmen. Dük, iyi yolculuk yapıyoruz da seninle. Dile bak. Üstte mi kaldı orası? Yoksa burası mı?
Burasıydı galiba. Gene döndük dolaştık buraya geldik ya. Kanka. Bu içeride miydi ya? Ya da bu basmam gereken yer neredeydi ya? Daha sola bakasın mı diyorum? Yanlış yola gidiyor olabilirim bu arada. Çünkü yolu hatırlamıyorum. Sadece gidip kalıp yapmam gerektiğini hatırlıyorum. Yani farkındayım. Peki burada yol yok mu? Yok. Ulan yol nerede? Bütün yollara git. Kullandım resmen. Doğru yola yaklaştık mı? Aha ileride sağdaydı galiba kalıp basma yeri. Ha burada 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 burada. Buna hemen koyalım. Anahtar kalıbı. Kırıktır yine değiliz öldük bak ha. Gerçekten Türk filminde gibi sıktım adam ama. Evet şimdi diğer tarafı bulmamız lazım arkadaşlar. Burası. Ne çıkacak? Bu sefer tutturacağım arkadaşlar. Ama hepsi yemedi ya. Oha o da geliyor. Oğlum o da geliyor. Ve buradan çıkış yok tekrar. Biz orada loot bıraktık. Ya doğru yol burası ama orada loot bıraktık. Lanet olsun ya. Neydi acaba bıraktığımız? Ben çok merak ettim. Korkudan aşağı atladım. Ne yapayım? Arkamdan geliyor. Önümde iki tane, üç tane. Hüzün, gerçekten hüzün. Böyle içimde buruk bir acı oldu. Yo, geri mi döndük o tarafa doğru? Evet. Evet geri döndük. Kapı neredeydi? Aşağıda mıydı? Ha burada 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 kapı. Buradan gittik az önce. Açtığımız kapı buydu. Bu yazı çıkmasın işte karşıma. Ölün artık lütfen. Geliyor mu? Yok biri gelmiyor şu anda. Mekanik parça sopa. Daha fazla alacağımız bir şey var mı? Burada yok. Döküm makinesi, şalter. Şimdi yukarı çıkmamız lazım.
Ama bunları birleştiriyor olabilmemiz lazım. Evet. Ama satacağız herhalde. Sanırım satacağız. Abone olmuyor, yok envanterime gelmedi Yaşar. Envanterime gelmedi. Peki biz buraya geldiğimiz yol neredeydi? Kalıbı dökmek için bir yol geldik ama buradan gitsek ana yolumuz burası mıydı? İlk geldiğimiz yol. Evet evet, çok havalı bir çekiç kesinlikle ama ne? Abi şaka yaptım. Biz diğer yolu kullanalım. Mayın değil de şu silahı kullansak. Tamam be. Gerek kalmadı, kaçabiliriz. Bıçağın şarjörünü değiştireyim peki. O dalga az önce okuduğumuz dalgaydı. Şey dalgası, zırh var. Zırhı patlat. Zırhı patlat, sonra da şeyi vur diyor. Göğüsü vurdu işte. Burası değil. Biz buradan geldik. Kalıbı yaptık. Buradan da çıkmamız lazım ama nereden? Bu dar alan mı? Dar alan değil burası. Maşası dolu. Oğlum dönüp aynı yere mi geliyorum hep? Gerçekten dönüp dönüp gelip aynı yere geliyorum. Hoca ne kadar? Onlara sıkabiliyoruz. Benim yukarıyı bulmam lazım ya. Yukarıyı bulsam çıkacağım. Burayla bir işim kalmadı çünkü. Burası olabilir mi? Geldiğimiz yol. Ya benim Dük'e ulaşmam lazım bir şekilde. Harita yol göstermiyor yani. Ha tamam, buradan geldik biz, tamam. Buradan geri dönmem lazım. Orası gereksiz gerilim dolu ya. Bir dakika, biz yukarıdan mı atladık? Evet. Yo, gene yanlış yol ki burası. Abi ben neredeyim, gözünü seveyim ya, şuraya gidiyoruz. Demir dökme makinesi nerede? Tüccar burada. Kapıdan mı geçeceğiz ya? Kafayı yiyeceğim. Geldiğim yolu bulamıyorum tekrar. Ve hiç cephanem yok. Ne yapayım? Hepsini tek tek grup öldüreyim mi acaba ya? En başında demir döktüğümüz yer burası. Yine biri gelecek. Ya birader, bu loot kovalamış halim. Loot kovalamış halim. Burada loot kovalayabileceğim bir yer yok. Bir dakika, biz buradan geldik. İlk seferimle. Kapı açılıyor mu artık?
Ne aldım ben? Maymuncuk mu aldım? Maymuncuk aldım. Bunlar neden kalkacakmış gibi duruyor? Onlar kalkmayacakmış. Ya yapma, geçmeme izin ver lütfen ya. Bir tane mermim var zaten. Kut yaptı, bıraktı. Tamam, bu sefer yolu hatırlayarak gideceğim ya. Yolu hatırlayarak devam ettim lazım. Tüccar burada arkadaşlar. Bizim buraya gelmemiz gerekecek tekrar. Harbiden Zed ve Talon'un arasına daldık. Oraya gitmek için de kullanmamız gereken yol. Bu elemanı bulamadık az önce. Bulsak çıkardık oradan. Burası neresi? Yolları tanımaya çalışalım. Tabloları bulursak çıkışı da buluruz. Sağdan gideceğiz. Biz sanki az önce buraları bulmuştuk. Ha, ben bu yolu imkansız tekrar hatırlayamam gene. Bak, elimle koymuş gibi geldim, gene burayı buldum. Tamam mı? Abi içeride ne yapıyorsun? Orayı kırdı mı lan? Kırdı harbiden. Resetleneceksin değil mi sen burada? Abi? Ya vuramıyorum, şaka gibi. Durun. Şu yoldan geldiğim yoldan gideceğim arkadaşlar. Biz aşağı bir yere inmedik değil mi? Atlamadık. Yani sanırım atlamadık. Bu bug'a giriyor burada. Bu arada ben loot için kesinlikle, para için en azından şey yapmayı düşünmüyorum artık. Şey neredeydi? Anahtarı kullandığımız yer burada değil, aşağıdaydı. Buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O ne lan? Dört mü oldu bunlar? Harbiden dört olmuşlar. Bunlar az önce üç taneydi burada. Yaşar yok mu peki bu silahla birlikte şey yapmamız, Heidenberg'in karşısına çıkmamız? Dedim ya, erkek gibi dövüşelim muhabbet yaptım ya.
izin vermesi yok mu o silahla savaşmamıza? Biz buradan geldik şimdi. Şuradan geldik. Harbiden efsane olur. Öyle bir şey yaparlarsa çok kral hareket olur. Yaparlar mı? Yapmazlar. Ben hatırladığım kadarıyla geri dönmeye çalışıyorum. Ha, biz buradan geldik. Yo. Oğlum az önce biz buradaydık zaten. Baktan sonra aynen. Biz buradan geldik o zaman. Evet, buradan gelmiş olmamız lazım. Evet, buradan geldik. Aynen, buradan geldik. Buradan çıkacağız. Bu odadan devam edeceğiz. Oradan mıydı bilmiyorum. Oradan. Giren müziğe bak. Allah'ım korktum. Yemin ederim korktum. Damarlarımda hissettim müziğin sesini. Yeşil ışığa doğru koşuyorum. Evet, bulduk yolu, bulduk. Bulduk yolu, evet. Ama işte sen gelme. Sen gelme sen. Abi bu ne? Ya sikerler böyle iş ama. Bak, bug'a girdim, arada kaldım ve şu an gene öleceğim. Abilerim ben bir geçeyim. Sizin ben ananızı sikeyim. Var ya, orada ölseydim ne koyardı bana? Hemen şurayı bir kaydedelim. Bir bakalım dük para veriyor mu şeye, silaha. Bak, Heisenberg'in çekicine para veriyor. Ama satmayacağım. Satmayacağım. Ya bir ihtimal şey yaparsak diye, savaşırsak diye. Biz neredeyiz? Doğru yere mi geldik? Ben sanki üste çıkacak ve orada bir kapı açacak diye bir bekliyordum. Orada da bir şey var. Evet, aşağı indim ama isteyerek inmedim. Bir deneyelim yukarı çıkacak mı? Çünkü yukarıda sanki Heisenberg kapısı vardı. Bakalım bir katlara gerçekten biz mi çıkıyoruz? Evet, biz tıklamışız ya. My bad, sorry. Fabrikanın atmosferi iyi, başarılı ama gerçekten en sıkıcı boss olabilir. Gerilim dolu boss ama korkutucu değil şu anlık. Evet, bu kapıyı açmamız lazımdı.
konuşmaktan artık ölme vaktin geldi diyor. Ver abi, mermileri ver. Beni bekleyen birisi var. Kim acaba? Evet. Prototip Storm buymuş arkadaşlar. Muhtemelen bekleyen bu. Ucuz bir turbo motoru kullandım ama onu kontrol etmesi imkansız. Tek yaptığı elektrik yüklemek. Acaba reaktör çok mu güçlüydü? Tamamen yenilmedi reaktörünü ama salak şey fervaniye kullanarak kendi kollarını kesti. Sonuç tam bir başarısızlık. Bizi bekleyen şey arkadaşlar şey. O ilk düştüğümüz zamandan beri bizi kovalayan o dönen eleman var ya o. Günlüğümüzde bir şey yazıyor mu? Ekstra bir şey gelmemiş. Tamam. Bir mermi değişelim. Bunlara bir mermi. Şuna. Bayın döşeyeceğim bu arada ya. Ya elimde olan her şeyi döşeyeceğim zaten burada. Muhtemelen yetmeyecek. Oğlum bu ne ya? Gerçekten bak, gerçekten adamlar yürüyen uçak yapmış. Alanda kalmamam lazım. Yanmaya başladı. Bütün tuşları karıştırdım ama ben. Mayın üretelim biraz. Şuna bak ya. Bu arada bu ne? Ay nereye koydum lan? Bu arada yaptığı hareketten dolayı beynim durdu şu an benim. Arkasında kırmızılık var da ateşten kaynaklı olabilir o. Oluyor. Açığı devre ısınma yapıyordu o. Bak aşırı ısınma yaptığında vurmam gerekti herhalde ama ben kendimi öldüreceğim bu girişte. Bittiğiniz yok hiç. Benim üretebileceğim, kullanabileceğim hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Evet bak, arkasında bir motor var ama ölüyorum.
Ve benim şeyim de kalmadı. Kaçabilecek şeyim yok. O da mı öldü? Sanki o da öldü. Şimdi daha verimli kullanırız. Bak burada diyor ki acaba reaktör çok mu geçiriyor? Tek yok, arkasından sıkacağız o kırmızı göze, diğerlerindeki gibi. Allah yar ve yardımcılar olsun kardeşim. Allah başka da kalmasın. Bunun gibi. Bu duvarı bir kır da yer açılsın. Gel şuraya. Oo. Yok, benim böyle bir hareket yapmam lazım. Ya ben adam sersemlemişken yanından geçiyorum. Gerçi bu kendi kollarını kesmiş adam yani. Şimdi bana neler yapmaz amına koyayım. Şuna bir gelsin çarpıyor. Abi arkandan şey gibi döneceğiz mi? İki tur daha dönelim de tavaf edelim buraya. İki tur daha dönsek beraber tavaf edecektik. Ateşi bir attım. Abi senin ben... Ben bir can basayım. O nereye gitti öyle? Benim mine'ım kalmadı. Mine üretmem lazım. Sanırım ateş atacak. Ama yetişmedi galiba. Biz bununla sigara yakardık kardeşim, değil mi? Ya ateşi öleceğiz böyle giderse. Oğlum deli dana gibi koşturuyor. Deli dana gibi koşturuyor. Sana da getiren. Ölmedi değil mi? Ölmedi. Çok az kaldı ama ölmesine ya. Kardeşim gerçekten. Bir de ateşlerden kaçıyorum. Allah evlerine ateşler salsın. Cübbeli Ahmet Hoca'ya döndük kardeşim. Nerede o? Buradaymış. Oğlum ben onu niye orada bekliyorum? Adamı böyle sikerler diyecekti, diyemedi. Kanka bizim yayından açıp bırakıp uyuyakalanlar var chatte, harbi mi? Kanka çok iyi. Harbiden çok iyi. Bu arada tekrar teşekkür ederim.
Kardeşim helikopter. Kanka sen bir ara kapatıp açtın mı? Kanka bir ara internetim gitti geldi. O yüzden mecbur kaldım. Ben de diyorum bu ses ne? Mayının sesi neredesin? Ha. Bir ara mecbur kaldım. Kapatıp açmak zorunda kaldım. Direkt internetim gitti bir geldi kanka. Böyle bir saniyelik. O yüzden. Pro satarız. Evet, Miranda'dan nefret ediyorum. Herkesi kandırıyor. Biz onun için sadece birkaç başarısız kado deneyiyiz. Bunlar da kado ama bunlar boss olarak, yani lord olarak geçiyor. Diğer zavallı köylerden daha meyilli olduğum için şanslıyım sadece. Hala o ne bana hala oğlum diyor. Ne komedi. Onu asla affetmeyeceğim. Hala deney ve aile arasındaki farkı göremiyor. Miranda sadece bedenini değiştirmedi, itibarımı da elimden aldı. Ha bu biraz Sedat Peker kavgasına döndü. Onun gibi bir şey. Onu öldürmezsem kendimi asla affetmeyeceğim. Deli olabilir ama aynı zamanda güçlü de. Ney? Megami Chat. Ney? Megami sistemi. Önen bağlı herhangi birine dönüşebiliyor. İşin püf noktası da Rose denilen velet. Eğer onu bulabilirsem belki. Çocuk demişken babası daha ilginç bir bedeni var. Belki bana yardım etmesini sağlayabilirim. Peki. Garip bir ortam. Değişik bir şey yani bakış açısı. Bütün olaylar Miranda başlatmış o zaman. Şimdi gelecek olan var mı başka? Yok herhalde. Burayı açabilsem ne güzel olur ya. Bak şu bitki var orada. Aa siktir burada gene bir boss fight gibi bir şey başlamaz değil mi? Ya umarım başlamaz. Yukarıdan aşağı ne zaman atlasam bir sıkıntıya sokuyor beni böyle. Bunları bir toplayalım. Burası mavi oldu tamam. Şuradan devam edelim. Bir şey çıkmadı burada. Biz daha fabrikadan kaçamadık. Aşağıya bir bakalım mı? İzin vermiyor düşmeme bu arada. Yoksa denedim yani atlamayı. Nereye geldik? Ha yol buradaymış. Oğlum burayı nasıl bir fabrikatör ya, fabrika yapmış buraya ya. Adam nasıl bir fabrikatör amına koyayım. Helal olsun gerçekten. Biz buradan geldik buradan devam ettik. Dışarı çıkabiliriz. Herhalde buradan geldik biz oyunun başında. Evet. Yani animasyonumuza olacağına göre. Adam şeyleri kontrol edebiliyordu. Bütün metalleri. Bu işte Sinovac aşısı olmuştu ya, o yüzden böyle. Kırkovak olsaydı böyle olmazdı. Bak bayağı tatlı yapmışlar orayı animasyonlu. Şeylerden yol yaptı kendine. Metallerden. Optimus Prime. Tut tut onu tut. Ha suya düşüyormuşuz. Adam gerçekten Optimus Prime'a döndü lan. Megatron. Bir daha geri gelmedi. Biz bunu öldürmedik. Öldürmemize gerek yok herhalde. Bu da Rose'u aldık. Ha siktir. Bana bütün şeyi fabrikayı tekrar baştan çıkacağımızı söylemeyin lütfen. Nereden gideceğiz? Buraya çıkar diyor. Ne çıkar? Ben bu arada bununla gerçekten savaşmak istemiyorum. Orospu çocuğu aklım çıktı ya. Ya piçin ibnenin evladı bak anlatamıyorum. Çocuk benim çocuğum. Karımı öldürdün aynen. Neden öldürdün o zaman? Mia değil miydi? Dik değil. Evil'in mantığında mı lan? Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben size söylememiş miydim? Paniğe giriyormuş. Bullshit.
don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. Oha. This job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? Oğlum ben uzaylı sıkmış oluyorum o zaman. Uzaylıdan çocuk yaptım. Anlat. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Ağzımıza yiyeceğiz gibi duruyor. Ne oldu lan? Yok mu oldu? Long story short, Rand is fucking insane. Karanlık alanda anlattı arkadaşlar. These monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go. Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Moran by yourself. Oha. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator. I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight. And when I find Miranda, she's a dead woman. Aynen koçum. All right, Ethan. You take this and do me a favor. Try to stand up. Neyi alayım dedi? Bunu ben mi süreceğim? Bunu ben süreceğim galiba. Öncelikle arkadaşlar bir yorum yapmak istiyorum. Başında hani Mia'nın birkaç hareketinin böyle sıkıntılı olduğunu söylemiştim ya. Ya belliydi hareketlerinden. Aslında Miranda'ymış. Şeyle alakası yokmuş. Mia ile alakası yokmuş onun. Resident Evil 7'nin sonundaki yerden Louisiana'da şey olarak çıkmış. Mia kılığına girerek çıkmış. Hatta bundan birkaç rapor önce de bir raporda şey yazıyordu. Birkaç farklı işte okuyamadığım bir ismin kılığına girebiliyor diye yazıyordu orada. Bu da küçük bir hatırlatma olsun. Hadi karşımızda bulunduğunuzu. Ekran, Hunt Wolf ekibi. Bazılarını ortaya çıkaran bir dizi belge buldum. Kendisine küf... Evet bak burada taklit yeteneğinde söylemişler. Herhangi bir yaşam formuna girebiliyor. Bu yetenekle Mia kılığına girmiş ve eve sızmış. Annesine benzeyerek... Acaba halüsinasyon muydu yoksa başından beri annesinden oldu o zaman Mia'yan oldu. Var var kanka var ama Kaan ona geleceğim sana. 2 dakika ver bir ya da bir 5 dakika bölümü bitiririm diğer bölüme geçmeden önce. Bir sigara molasında konuşuruz. Ardından nakliye kamyonetine dönüştü herkesi öldürdü. Nakliye oğlum yaşam formu değil ki nakliye kamyoneti. Yaşam formu mu? Yaşam formu olması için canlı olması gerekmiyor mu? Ya da ben mi yanlış biliyorum? Evet tamam. En sonunda amacına ulaştı. Ama onu durduracağız. Sizi de buluşup buraya havaya uçurma zamanı geldi. İşler Heisenberg yüzünden biraz karışabilir. Heisenberg de araya girecek. Üçlü yapacağız orada. Sanırım işe yarayacak bir şey buldum. Kontrol edemediğim metal polimer karışımından birini ortada bırakmış. İşleri tersine çevirme zamanı. Bu bahsettiği de bu arkadaşlar. Öyle mi yazdı Yaşar? Aa tamam tamam. Nakliye kamyoneti değilmiş arkadaşlar. Kamyonetin içinde dönüşmüş. Yaşar kardeşim küçük inceyi yakaladı oradan. Ya bu lootları yapıyorum da zik etmiyor ki hiçbir şekilde. Tamam şimdi bir şey kalmadı. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? YouTube için 10. bölümümüzü burada bitiriyoruz. Süresinin de emin değilim. 10. bölümü burada bitirelim. Çünkü yavaştan artık sağlam bir fight olan
Miranda ve Heisenberg artı biz olacağız. Bir üçlü yapacağız gibi duruyor. 11. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolardan keyif alıyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz şekilde destek olabilirsiniz. 11. bölümde görüşmek üzere.